Tarımda başarının anahtarı AgroTuro'ya tarımda başarı programını sunar. Değerli dostlar, Tarımla Başa'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünlerdeyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Ada Pazarındayız, Abalı Köyündeyiz. E, biliyorsunuz Agrotele firmasıyla biz Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı ürünlerde e, bitki besleme ürünlerinin kullanımı, e, akıllı tarımı, bilinçli tarımı anlatmaya e, devam ediyoruz. 4-5 yıldır yaptığımız birçok programda ana amacımız buydu. Tabii özellikle bu sene e, ziraat ve tarım açısından biraz farklı bir sene, anormal yağışlar oldu. Biliyorsunuz önce Kuraklık oldu, sonra yağışlar oldu, sel, dolu, afet ve şu anda inanılmaz sıcaklar var. Gerçekten üreticiler açısından çok dengesiz geçen bir yıl. Öncelikle bütün üreticilere kazasız belasız hasat dileyelim. Bugün fındığı konuşacağız, fındıktaki beslemeyi konuşacağız, bölgeyi konuşacağız. Tabii özellikle fındıkla ilgili bu bölgede çok yok ama kahverengi kokoreç istilası var. Ben bu programda da yine bir ona dikkat çekmek istiyorum. Buradan kulakları çınlasın. Ee, İslam Saruhan Hocam, doçent doktor Samsun e, Üniversitesi'nden, 19 Mayıs Üniversitesi'nde. E, hocamla biz yıllarca bunu dile getirdik. İşte bu işin çözümünü Japonya'nın bir arı olduğundan. E, tabi bu arı geldi bildiğim kadarıyla ama karantina sürecinde. E, özellikle Gürcistan'da Amerika helikopterlerle orayı ilaçlamasına rağmen kurtaramadı. E, şu anda Batum'dan tırlarla giren bu kahverengi kokorca Karadeniz'in birçok bölgesinde etkili fındıkta. Gerçekten ciddi zarar veriyor. İnşallah bir an önce önlem alınır. Ama bu işin çözümü de belli. Çin ve Amerika çok ciddi para harcadılar. Bu işin çözümü olarak bir tane arı çeşidini buldular. Ben bunu niye veriyorum? Ön bilgi olarak. Belki duymayan bakanlık yetkililerimiz olabilir. Belki buradan duysunlar, hocalarla görüşsünler. Bu işin piri İslam hoca, İslam Sarıhan hoca gerçekten ömrünü verdi bu mücadeleye. Ona da tekrar biz emeklerinden dolayı bir teşekkür ederim. Tabii fındıkta yıllardır en büyük problemlerin başında külleme geliyor, onu konuşacağız. Burada ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. E bu sene bu mevsim dengesizliğinden dolayı biraz da onunla sıkıntılar yaşandı. E ama bu kahverengi kokoreç istilası çok ciddi manada Karadeniz'de etkili. E buradan duymayanları da biz duyuralım. İnşallah etkileri en kısa zamanda gerekli tedbirleri alır diyelim. İlk sözü ben agrotöreğinin buradaki bayisi Hüseyin Bey'e veriyorum. Hüseyin Bey yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de köyümüze hoş geldiniz. Önce sizi bir tanıyalım şöyle. İsmim Hüseyin Yalçın. 5 yıldır Agroturaya'nın bölge bayi olarak hizmet veriyoruz. İzmit, Kocaeli, Düzce hatta sınırlarımızı da biraz aşarak e, çevre illere de hizmet vermeye çalışıyoruz. E, çok şükür 5 yılda çok güzel bir yol kat ettik. E, artık böyle e, bir aile haline geldik müşterilerimizle. E, yerimiz e, Sakarya'da e, fakat ee, tüm bölgelere gerek kargo olsun gerek nakliye ile ya da kendimiz giderek ürünlerimizi ulaştırıyoruz ee, Herhangi bir mesai kavramı ile çalışmıyoruz 7-24 bize ulaşabilirler arayabilirler Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde ürünlerimizi teslim edip e, Bahçelerinde uygulamalarını da takip ederek iyi sonuç almaya çalışıyoruz Şimdi bizim bölgemizde tabii bir sürü tarım ürünü var ama fındık da bunların içerisinde e, çok değerli bir ürün Bildiğimiz gibi tarımda birçok sorunlar var. Fındıkta da bir sürü problemler var. Özellikle maliyetler de çok yüksek olduğu için üreticilerimiz maalesef çok zorlanıyor. Biz de burada üreticilerimize hem ekonomik hem de etkili bir yöntem sunmaya çalışıyoruz. Fındıkta yılda 4 defa yapraktan iki defa da gövdeden olmak üzere gübrelerimizde uygulama yaptırıyoruz. Artı topraktan gübrelemede de son birkaç yıldır Force diye bir ürünümüz var. Onunla çok iyi sonuç alarak normal taban gübreleme maliyetlerini yarı yarıya düşürüyoruz ve daha iyi sonuç alıyoruz. Şu anda yanımızda üretici abilerimiz var. mesela bu bahçede çok sık dikim olmasına rağmen fidandan çok kısa sürede iyi bir gelişim kat ettik. E Dilerseniz kendisine de bir sözü vererek bahçemizde nasıl bir uygulamalar yapmışız, nasıl bir gelişim göstermiş onunla da detaylı bilgi alabiliriz. Tamam olur bir uzatalım mikrofonu bakalım. Evet, ee, Bahçe sahibimiz abi yayına hoş geldin seni bir tanıyalım öncelikle. Hoş bulduk ben Nurettin Ercan Abalık Mahallesi'nde fındık ekmek istedik yani evimizi ektik. Ee, başlangıcımızın Serkan Ayaz'ın arkadaşı Ayaz'ın arkadaşının bayiliğini yaptığı Aysa. Onun e, agro firma'sının ilaçlarına kullandık. E, çok güzel bir verim alıyoruz. Arkadaş ne derse uygulamasını, gövdesini hepsini uyguluyoruz. Durumu vaziyette. Parsın yaşı olarak e, 7 yaşında, 7. yaşında bu sene. İnşallah hayırlısı inşallah. İnşallah. Peki ne değişiklikler gördün Agrotor ile tanıştıktan sonra bahçede ne fark ettin abi? Yani artı olarak ne gördün? Artı olarak çok çok fark ettim. Yani çok güzel bir verim oldu. Bize göre yani size burası, güzel bir gördüğünüz ise Güzel verim abi. Ben başka bir şey diyemeyeceğim fazla. Evet. Verim ne memnunum diyorsun. Çok 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 memnunum. Çok çok memnunum. Peki Sağ teşekkür olsun. ediyorum. Evet yanındaki abi uzatalım mikrofonu. Evet seni tanıyalım. Ben Rıdvan Kedik, Sakarya Söğütlü, Sıraköy mahallesinden çiftçiyim. Ee, fındık üreticisiyim. Fındıkta tabi haliyle herkes fındığım güzel olsun, verimli olsun bu işlerin peşinde. Bir de agro trio kullanıcısıyım. Geçen sene bu Nurettin abinin bahçeye görünce biz de merak ettik. Hüseyin abiyle e, tanıştırdı. Serkan abiyle tanıştırdı. Nurettin abi bizi. Avratriyo'ya ulaştık. Onlar da bize yardımcı oldular. E, geçen yıl Avratriyo'yu kullandım. Memnunum. Bu yılda gene devam ettim. E, tabii mal çıkınca sonuçlar daha iyi de belli olacak. Şimdi e, Çıkmadan hiçbir şey söylemek yani şey olur. Sana gidişat nasıl peki? Şu andaki gidişat iyi. Yükseklerde biraz az ama yine idare eder yani. Evet. Geçen e, bu yıl Nisan Mayıs ayında kar yağmıştı ya onun biraz etkisi oldu. Ya bu sene gerçi hiçbir şey ölçme şansı yok. Çok dengesiz bir yıl gitti. Evet evet. Her kıyamet yağmur dolu. <laughs> yine de yani şu anda olan yerlerde çok yüklü fındıklarımız var yani. İnşallah. Yani arkadaşların bahçelerinde geziyoruz bakıyoruz. Daha neticeleri görüyoruz yani Agrotriyo'yu kullanan bir arkadaşlar da var Onların bahçelerinde de e, Görüyoruz güzelce gezdik Artı e, Onlar da Agrotriyo'yu kullanan Arkadaşlarınkileri Kullanmayanlar da yanı başlarında Ayrılıyor yani Oradan da Agrotriyo'nun e, Verimli bir gübre olduğunu Artı arkadaşların dediği gibi e, O derecede şey yapıyoruz yani Evet. Peki fiyat beklentiniz ne bu sene abi? Ne bekliyorsunuz? Fiyat beklentim 80 gibi benim aklımdan öyle geçiyor da. Şimdi tabi bugün fındık maliyetli baya e, işçi parası olsun şey olsun bunlar tabi haliyle ağırlıklı olduğu için bilmiyorum devlet büyüklerimiz artık ne derse ne verirlerse. Sen 120 lira iste de 80 lira al. Ya Sen fazla söyle biz... 120 lira de de 80 lira almak. 80 lira dersen 50 lira verir ona göre <laughs> Ya evet. keşke 120 lira olsun yani. Evet. Yani bu pahalılığa göre her şeyde biz de isteriz tabii yani herkes ister onu da. Onun için e, beklentilerimiz öyle yani. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Evet Cihan abi mikrofonu uzatalım. Şimdi fındığı konuşuyoruz da bu kirazcının halini alacak. Bu program biz çektiğimiz tarih ne şu anda? 20 Temmuz. 20 Temmuz. Muhtemelen önümüzdeki hafta yayınlar. Kirazcı ya. kirazcının. Ö kirazcının Kirazcı bu sene öldü değil ö ölüp mi? Ölüp ölüp dirildiği günler. Selalları okunuyor şu anda. Ee, yani aynen öyle. Ee, i̇nan Allah yardımcıları olsun. Ee, şimdi. 10 lira e 11 lira fiyat diyorlar. Onu da tarla şey 10 döküyor. lira 15 lira 20 lira ama e adamın e 50 ton kirazı var. 30 kasa veriyorlar. Firma bu fiyattan toplanıyor. bir de evet bu, bu parası önemli değil adam e, işçi parasını çıkarsa gene toplayacak ağacı zarar vermesin diye ama e, bu sefer kasa sorunu yani e, bu işi neresinden bakarsam bak sakat e, şimdi e, bazıları firmayı kız firmalara kızıyor küfür ediyorlar e, ama firmaların da kendine göre haklı tarafları var çünkü e, çok yağıştan ee, hemen hemen eee moniliyasız bahçe yok diyebilecek kadar az. Zaten yüzde %50'sinde monilya olsa, %50'si sağlam olsa kirazın e, aldın hepsini karıştırmak zorundasın sonuç olarak işlemede. Eee 2 gün sonra moniliyalı da da birbirini karıştığı için iki gün sonra depoda bir bakmışsın e, kiraz çürümüş zaten. Yani e, ben bu kadar aldıklarına da razıyım ama e, üretici memnun değil. Alan firma memnun değil. Yani kimse memnun değil yıldan. Ama yapacak da bir şey yok yani. Kim ne dese boş konuşuyoruz. Yani bu, bu sene yılın gerçeği çiftçi perişan. Kiraz çiftçisi özellikle. Çok perişan. Bu da aşırı yağışlardan kaynak o oldu. Önce kışın yağışsızlıktan sıkıntı vardı. sonradan bor yağıştan sıkıntı oldu. Ama yani Allah'tan geliyor. Yani ne desek boş bu konuda. Şimdi ben e, fındığa gelelim. E, ben e, buraya aşağı yukarı 5 yıldır e, her yıl televizyon çekimlerine geliyorum. E, şimdi Hüseyin arkadaşımız dedi ki işte yavaş yavaş genişliyoruz. E, tabii Türkiye'nin e, bütün bölgelerinde bizim e, aşağı yukarı gittiğimiz bayilerimiz var. E, Birçok bayide genişleme daha hızlı oluyor. Bu bölgede biraz daha e, ...ağır gidiyor bunların genişlemesi. E, bu da neyle alakalı? E, her bölün gelin kendine göre... E, ...görüşü var. Bizim Karadeniz'i ikna etmek zorudur ha bu. Onu sen söylüyorsun. İkna meselesi... Karadeniz'de kolay inanmaz. Çok e, böyle sert bir... ...yapıları var. Şimdi başımdan geçen bir olayı anlatayım. E, üç yıl önceydi... E, ...bu e, İzmit... Sakarya arasında giderken e, Baktım yolun kenarında Bir beyefendi yanında hanımı Bir tane de çocuğu var e, Durdum nereye gidiyorsunuz dedim Çocuklar rahatsızmış hastaneye gidiyorlarmış Aldım arabaya e, Giderken ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz Neyiniz var sizin ne, ne işliyorsunuz Fındıkçılarmış e, de, Dedim ya e, Ne kadar alıyorsunuz dönümden e, 180-200 kilo Dedi o gün içinde biz burada e, 400'ü yakalamıştık o sene. Dedim 400 bizim arkadaşlar da dedim bayilik yapıyor yakında size. Şurada yakın Sakarya'nın e, Budaklar Köyü'nde bayiliklerimiz var. E, oradan dedim sizde de bir faydanız faydamız olabilir aslında dedim. E, 400 kiloya kadar çıktı dedim yani daha da çıkacak falan. E, ben de de bu taraftan geçmem olursa bir daha geleyim dedim bahçelerinizi bakayım ne zaman geçersem ee, sizi dedim ürünlerden tavsiye ederim vereyim dedim siz de kullanın olur falan dedi telefon numarasını aldım daha sonra e, tekrar bir geçmemde ya bir gün önceden haber ettim geliyorum ben yarın diye e, ertesi gün geldim e, köyün girişinde onların bir köyü vardı orada ne aklımda diye şu anda. E, Köyün yanına geldim aradım dedim abim ben geldim neredesin bahçedeyiz tarif etti gittim bahçeye baktım diplerini temizliyorlar dedim mal getirdim geldim sana e, nasıl olacak bu dedi dedim 5 defa kullanacaksın ben zamanlarını söyleyeceğim sana biz 5 defa ilaç atamayız dedi ya ova böyle yani atılmayacak bir dağ tepede değil yani ee, biz 5 defa atamayız ya de sen 4 defa at Ondan sonra dört de zor atarız dedi. Senin dedim traktörün var mı? Ben hani benim, kendimi biraz gurur yaptım. Ben bugüne kadar birinin yanına gidip de gönlünü edip etmeden döndüğüm kişi yok. Baktım iş kötüye gidiyor. <laughs> traktörüm var mı dedim. Var dedi. İlaçlama makinem var mı dedim. Var dedi. Tamam ben İzmir'den geleceğim dedim. Ne zaman atılacaksa ben geleceğim atacağım dedim ya. İlaçlar da şu anda bırakacağım seni dedim. Ee, önümüzdeki yıl benim dediğim gibi dedim fındık olmazsa şu andan söylüyorum sana dedim. Benden yana helal hoş olsun para da istemiyorum. İş inadı bindi yani. Ha inadı bindi. Vallahi onu da kabul etmedi adam. <laughs> Yapma ya. vallahi bunu da kabul etmedi. Bak İzmir'den geleceğim ilacını atacağım. Eee. İlaçları zaten vadeli vereceğim. Sezon sonunda olmazsa şu andan helal olsun dedim. Adam gene de ikna edemedim. E, o günden beri içimde dert. <laughs> Bizi tebrik etmen gerekiyor mu? <laughs> yani tebrik ederim. Ya, yani Agraturya Sakarya bayisi olarak. Yani bu, bu ortamda genişlemek bayağı bir sık aralama yani. Mesele evet. yani. Bayağı büyük mesele. Evet. Ya artık için... E, abi kendini tanıtacağız Serkan abi. İsmim Serkan Ayaz. Öncelikle hoş geldiniz hoş diyelim Cemil abi. Hoş Agroturya Sakarya Bayısı olarak 5. yılımıza Firma girdik. ismi ne? Firma isminde Alptar Gübre. Ne gübre? Alptar. Tamam, evet. Alptar Gübre. Ee, çalışmalarımızı burada e, devam ettiriyoruz. Bu bahçe şimdi izleyenler diyecek ki ya Agrotura'ya e, ne var bu fındıklıkta ne var? Ya e, üzerinde doğru düzgün fındık göremiyoruz falan filan diyecekler ama şurada yanılıyorlar. Bu fındık 6 yaşında da. 6 yaşında da buralarda 2 metre. Ee, zor bulursunuz. 2-2,5 metre. Bu fındıklar 4 metreye ulaştı neredeyse. Yani burada hızlı bir gelişim kat ettik. Sağ olsun Nurettin abi daha ufakken bu fındığı bir yaşındayken ne yapacağız, ne edeceğiz falan dedi. Sen bu işlerden anlıyorsun. Abi dedim büyütürüz hızlı bir şekilde. Boylandırırız. Gövdelerini kalınlaştırırız. İşte berime yatırmaya çalışırız olabildiğince erken dedim. Ee, şu anda yani 6 yaşlı Bir fındık için gayet iyi Araları gömdü yalnız bir hatası vardı Bize bir yıl daha erken gelseydi Biz bu işi daha düzgün yapardık Diktikten sonra Biz e, el aldık bize söylendi bu Abi dar dikmişim Falan ya o zaman şimdi fidanlar Küçük olduğu için geniş gibi geliyor Abi biz buna bakarsak dedim bu araları Gömer olsun sen iyi bak da Dedi o araları gömsün ee, İyi baktık şimdi de diyor ki Aradan sıramı çıkarsak ne yapsak yani? Ne yapacak? Bir sıra çıkacak. E, 6, bu, benim seyretsek mi yolu, diyor? Seyretecek. Aradan sıra mı çıkartsak? Hani, izleyiciler... şimdi da. Şimdi e, bunu görüp zannetmesinler yani. Şu bu daha 6 yaşında. Akşama gideceğiz mesela. Akçakoca'daki müşterilerimizin, abilerimizin bahçelerinde de çekim yapacağız. Yıkılmış samanlık gibi. 500 kilo, 450 kilo. Normal yaşını başına almış. Oradakiler de mesela Hidayet Albayrak abimiz buradan ona da selam olsun. Eee... O da 200 kilolarda, 250 kilolardaydı. Biz ona abi başladığımızda 1-2 yıl içinde 300-350 liraya hadi canım sen de diyordu. Şimdi 450 lira, 450 kilo, 500 kiloları konuşuyor. Yani o da inanmıyordu. Şimdi bu 1-2 yıl sonra bu fındığı da seyretmemiz lazım artık kapattı. Çünkü gövde uygulamalarını yaptık, üst uygulamalarımızı yaptık. Forsumuzu girdik hemen kabardı bahçe. Şimdi araları gömdü mecbur buraya da bir terbiye yapacağız. Yani Birer izleyicileri buradan abi. uyarayım istedim yani. Bir sıra çıkaracağım burada çıkaracaksın. Artık yani fark etmez Cemil abi. Bizim bakımlarla buradan bir sıra da çıkarsak gene gömeriz arayı. Evet, evet. Yani fark etmez. Zafer abi de zaten yeni gübreler bitmiyor. Gene yeni bir tane gönderdi bana. Test aşamasında olan. domateze uyguladım. Mini kibirlerime uyguladım. Ee, biberlere uyguladık. Valla e, uygulamayı yaptım. Üçüncü gün sonuç. Önce bitkiye bir kas yaptırıyor. Benim gözlemlerim öyle. Sonra o kasların arasını dolduruyor. Yeni yaptığı gibi. Yani force güzel bir gübre. O da ondan aşağı olmayacak galiba. Force geçemez abi. Ya, mümkün yani değil. Işi yarıştırıyorum abi bir şu anda. <laughs> Net sonuçları önümüzdeki yıl vereceğim. Yarıştırıyorum. Burada Rıdvan abimiz de e, geçen sene Nurettin abiyle eski gençlikten dostlar. E, Sağolsun Nurettin abi de Rıdvan abiye bahsetmiş. Bizim gübrelerden Rıdvan abi de geldi bayiye bizi ziyaret etti dedi böyle böyle bir durum varmış gördün mü bahçeyi geldi Allah Allah dedi ya bu yaşta bu boyda olsun hayret falan e bizde ne yapabiliriz abi dedik programımız var bir şablonumuz var buna uyarsanız her şey güzel olur İlk bir e, Nisan'da yakaladım ben tam sonbahardan yakalayamadım Rıdvan abi. Nisan'da başladık uygulamaya tabii o, o esnada Sıraköy'de sadece Rıdvan abi uyguluyordu. Tabi zaman geç uygula Üç uygulamayı yaptı Harmana geldi sıra Yiğidin harman olduğu yer diyelim Er meydanına Orada kardeşi var İrfan abi Seriyorlar fındığı ikisi de Bölme yan yana Birinin fındık e, Nasıldı Rıdvan abi Onunki Beyazlıydı. Beyazdı Randıman düşük kilo düşük Şey seriyor Rıdvan abi seriyor Ya diyorlar ki niye böyle oldu Bu sene seninki niye böyle o da diyor ki ya işte ben Nurettin abinin oradan bir bayiyle tanıştık. Bu sefer İrfan abi de. Onun kayınçosu da. Ondan sonra e, gene Rıdvan abinin köyüne Sezgin abi de. E, şimdi haberler geliyor. Ev dallarımız yıkılıyor çok güzel. Onlar sonbahardan başladılar. Tam programla girdik onlara. E, dedim daha bu gösterdiler bana fotoğrafları ama onların yıkılıyor dediğini ben gene beğenmedim. Yani daha, daha, daha yeni, daha çok e, dolduracağız o ağaçları, daha çok şaşırtacağız yani aynı yani, Hidayet abi gibi. E, buradan e, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, Bölge hangi da... ürünlerde uyguluyorsun? Biraz da onu konuş. bölgede hangi Abi ürünlerde... şeker pancarında bu yıl başladık. E, bir kullanıcımız var Ayhan abi, Ayhan bileci oğlu Yakup bileci. <laughs> Birazdan da orada da. Bir sonraki <laughs> bölüm orada çekeceğiz. Evet. Ne yani, vakit olursa orada da bir çekim yapalım diyorum ben. E, Mısırda uyguladık yine Nurettin abinin. Sırları da var. onda da uyguladık. Ee, süs bitkilerimiz var. Mitat Çakıroğlu Mitat abimiz. O çok memnun. Süs bitkilerini e, Leylandi'de falan çok hızlı bir büyütme performansı yakalıyor. Üreticilerimize olabildiğince e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar para kazanırsa biz de para kazanacağız Cemil abi. Yani biliyorsun bu işler böyle. Onlar ne kadar memnun olursa biz de o kadar memnun oluyoruz. Geçenlerde e, Geyve'den İsa diye bir arkadaşımız var, o da cevizde uygulamalarını yaptı. Adam sırf dua etmek için aramış sanki telefonda. Allah razı olsun abi, tuttuğun altın olsun abi. Bu şekilde yani... Onlar dua ettikçe biz diyoruz yani biz bir şey yapmıyoruz, Zafer abi yapıyor. Biz aracıyız. Yani baya iyi burada hizmet vermekle sorumluyuz. Buradan onun bana ettiği teşekkürleri, duaları Zafer abiye ben buradan gönderiyorum. Başaları daim olsun. Ee, i̇nşallah Allah ayağına taş değdirmesin diyorum yani. Tamam, peki teşekkür ederim. Evet. Ee, bir şey daha söyleyeyim şimdi burada bu bahçenin çok sıklığından bahsedildi. Hakikaten çok sık. Ee, bu şartlarda e, buranın hastalığının önünü geçemezler bir iki yıl içerisinde daha. Daha her yıl biraz daha artar buranın hastalığı önünü geçmekte zorlaşırlar. Ee, ben kirazdan da bu sıklık olayını çok iyi tanıdığım için. Şimdi burada e, en baştaki sıraya düz bırakacaklar. Bir ne, bir tane bırakıp bir tane kökleyecekler. Bir tane bırakıp bir tane kökleyecekler. Ee, yani birden düşürmeyecekler. Sıranın komplesini sökerlerse verimde bir düşüklük olur. Ama arada birer tane atlayarak sökerlerse 2-3 e, de öyle idare ederler. Daha sonra daha büyüdüğünde o sırayı komple söküverirlerse o öyle çok daha iyi olur. Hem e, verimde de bir düşüklük ve, Tabii verimde olur. bir, birden e, yarıya düşmesin. Çünkü bir sıra bıraktın. Bir sıra sök, söktüğün zaman e, e, %50 kayıp değil de %40 kayıp olur o. Çünkü öbürler biraz daha meyve tutumu fazla olur kalan sıralarda. Ama bir tane atlarsak hiçbir verim eksikliği olmadan 2 yıl öyle veya 3 yıl öyle idare eder o. 3 yıl sonra tekrar bakarlar duruma. Eğer öyle idare edebilecekse ettiği kadar ederler. Ama edemeyecekse tekrar geri kalanları da sökerler. Çünkü hava almazsa meyve verimi de kalitede ee, en önemlisi de hastalığın önüne geçemezler. Yok, çok bu çok ha, Çok sıkı, çok sık. Evet, ben şimdi baktım e, sağdan soldan kopardım bildim işleri inanılmaz dolu. Ha, çok i̇nanılmaz dolu. Bak e, zerre boşluk yok. Evet. Reşat eşi yok. Şimdi e, Reşat tabi önce yayın e, yayına hoş geldin. Hoş bulduk Cemil Bey hoş e, geldiniz. Sağ olun. Şöyle yapalım bir e, aslında ben soracağım sorularında biraz başlangıcı oldu. E, biz Burcu'ya biraz hastalıklara zararlar konuşuruz. Seninle biraz işin e, bahçe hazırlığından ee, gübreleme beslemeye kadar ee, konuları konuşalım. Ee, şimdi az önce de konuştuk aslında bir sık dikeyim. burada bahçe kurulumunda dikkat etmesi gereken neler çiftçimizin? Ee, buradan başlayalım. Yani Cem Bey ilk önce hoş geldiniz. Ee, bugün fındıktayız aslında Fındık da yaşına göre baya güzel. Baya güzel gelişmiş herhangi bir evet. sorun sıkıntı yok şu anda fındık. 6 ee, yaşına göre bu, çok iyi yani. Ya Çok iyi. 6 yani yaşında bu büyüklüğe gelmesi aslında kolay değil. Yani bu da aslında atılan ürünlerin e, ne kadar faydalı ve güzel olduğunu güzel olduğunu da bize gösteriyor. İlk önce fındık e, dikme e, fındık, fındık e, yetiştirici yapmak isteyen e, bir çiftçinin özellikle ilk önce yapması gereken aslında toprağın ilk önce bir işlemesi lazım. Toprağın bir pH'ını biraz daha e, düzenlemesi lazım. Çünkü hani fındık biraz daha hafif asidik topraklarını sevmez. Yani yaklaşık bir 6 pH pH olarak 6-6,5 derecedeki To, e, Toprakla daha çok sefer Burada önce e, yapılması gereken eğer e, toplam pH'i biraz daha düşükse yani e, üçlerde. Şu bu bölgede beşlerde, ana derde, şey o düşük yani benim bildiğim yani kadarıyla. Düşük bir, çünkü evet. e, yıkanmanın fazla olduğu yerlerde bu meydana gelebiliyor. E, yıllık yaş miktarı da bu da baya baya bir fazla. Nem de fazla. E, öncelikle toplam pH'ını biraz daha yükseltmeleri lazım. Bunu nasıl e, yapacaklar derlerse de tarım kireciyle. Yani yaklaşık 2-3 yılda bir uygulama yaparak yavaş yavaş onu 6-6,5 seviyesine getirebilirler. Ondan sonra da 6-6,5 seviyesine getirdikten sonra da artık kireç uygulamalarını 3-4 yıla bir gelecek şekilde uygulamalarını uygulama yapsınlar. Daha sonra da toplan organik madde miktarı olarak da zengin olması lazım aslında. Toprak ne kadar e, organik madde miktarı e, miktarınca e, zenginse bitkinin hem gelişmesi hem kök atması daha iyi olur. E, taban suyu yüksek olan yerlerde fındığın dikilmemesi lazım aslında. Çünkü e, taban suyu yüksek olduğu zaman belli bir belli bir e, süreden sonra dilekmen artık fındıklar yavaş yavaş kuruma ve e, kulumalar meydana geliyor. Çünkü altı su kökler su kökler aşağı gittiği zaman direktmen suyla karşılaş karşılaşma durumları olacağı için de buradan direktmen de bitkiler yavaş yavaş çürümeye başlarlar. Kök kök hastalıkları meydana gelir. Daha sonra yapılması gereken şeyler aslında biraz daha yani bir yerden bilim alanından ya yani şey diyorlar Çift, çiftçilerde şey var. Yani ne kadar fazla dikersem o kadar fazla alırım gibi bir düşünce var. Aslında bu düşünce de yanlış. Yani çok dal çok fındık değil aslında. Fındığın da biraz daha e, hava alması, hava süsülasyonu olması lazım. Dikilmenin biraz daha ona göre e, daha aralıktan uzun olması lazım. Çünkü ya bunu kısa vadede aslında düşün e, fındık üretsinin bunu kısa vadede düşünmemesi lazım. Çünkü bu uzun uzun vadeli bir e, bitki biraz. Bunun için biraz daha sıra, sıra aralarını biraz daha uzun olması e, s, e, e, uzun olması gerekiyor çünkü yağ növsün altında bu fındık büyüdüğü zaman da burada e, hem ilaçlama hem gü, gübreleme e, yapılması lazım. E, Onlar onda da sık çıkar ç, çıkarıyor. Bir de sık dikilen yerlerde Küllenme gibi diğer fındık kurduğu gibi diğer hastalıklar bakteriyel yanıklık gibi diğer hastalıkların hastalıkların artık çok sevdiği yerler. Çünkü hava sirkülasyonu yok. Hava sirkülasyonu olmadığı için de ortamdaki nem aslında gidip gelmiyor. Hava sirkülasyonu olmadığı için de direkt ben buğular hava hastalık yapıyor. E, dikkat edilmesi gereken e, hususlardan bir tanesi de burada direkt ben sıra alanın biraz daha uzun olması, bitkinin biraz daha ara, ara, ara alanı uzun olması, hava sirkülasyonunun olması olmasa dikkat edilmesi lazım burada. Evet. Peki biraz da gübreleme ve beslemeyi konuşalım. Tabi e, besleme ve gübreleme çok önemli. Yani biz birçok yaptığımız programda şunu söylüyoruz. Bilinçli bu işi yapmak, planlı bu işi yapmak sizin aynı zamanda hastalıklarla mücadelenize de yardımcı oluyor. Aynı insan gibi bağışıklık sistemi, vücut iyi olursa siz hastalıklarla, virüslerle savaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla fındıkta gübreleme ve besleme noktasında neler yapılmalı, burada dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Bu konuyla ilgili neler söylesin? Ya burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi aslında. İlk önce bir eğer e... evet. Toprak altı gübre kullanacak çiftçiler varsa direkmen daha çok biraz daha toprak analizine göre aslında bir ee besleme programı ve gübreleme programı yapılması lazım. Çünkü topraktan ne var ne yok onu e, bilemiyoruz. Yani dış, dıştan belli etmiyor. Bir toprak ve bir yaprak analizine göre artık yavaştan eğer bitkinin fosfor eksikliği, potasyum eksikliği, azot eksikliği ve organik madde miktarınca düşükse ona göre yavaş yavaş uygulamaların yapılması lazım. E, daha sonra da en önemli hususlardan bir tanesi aslında yapraktan da uygulamanın yapılması lazım. Bizim fındıkta aslında yaklaşık 5 tane uygulamamız var. 4-5 uygulama var. Bazı e, yerlerde 5 yapılıyor. Bazı e, bölgelerde de bölgedeki e, şartların ve arazi şart arazi uygun olmamasından dolayı 4 4 defa uygulama yapan e, bahçeler de var. Burada biz e, bu 5 uygulamanın 4'ünde ya yani, koparası eksik etmiyoruz ilk uygulamalarda hasattan sonraki uygulamalarda aslında koparası 100 litre suya 1 litre koyarken ondan sonraki seviyelerde artık yavaş yavaş yarım doza 500 500 gram kadar 500 e, cc'ye kadar artık yavaş yavaş düşebiliyor. Biz burada neden koparası eksik etmiyoruz derseniz çünkü nemin ve rutubetin olduğu yerlerde hastalıkta kol gezer. Biz burada Koperas'ta hem bakteriyel yanıklık hem küllenme diğer hastalıkları yenerken çünkü koparasın e, böyle bir etkisi de var. Koperas içinde içinde %5 bakır sulfat var ama içerisinde besleyici elementler, amino asitler, organik asitler, enzimler ve proteinler var. Bu da kobadası e, bitkiyi hem hastalıklara karşı korurken içindeki besleyici ve e, ele, diğer ele, elementlerden dolayı da bunu sistemik yaparak bitkinin iletim demetlerinde açılmasını sağlar ve bitkinin hemen sürgün atmasını meyve tutum miktarını, meyve tomucuktan tutum tutun miktarının artmasını sağlar ve de bitki hastalıktan korur aslında. Ondan sonraki uygulamalarda aslında biz dört, bu dört uygulamanın en az iki ve üç uygulamasında Liquid S80 dediğimiz bir kükürtümüz var. Biz bunu kullandırıyoruz. Bu kükürdüğümüzün kullanmasının sebebi de çünkü küllemenin yoğun, yoğun olarak e, meydana ge, ge, geldiği yerlerde koparası kükürtü beraber kullandığımız zaman hem bitki e, külleme gibi hastalıklar, hastalıklardan koruyor hem de bitkinin daha iyi gelişip sağlık bir şekilde meyve tutum miktarının artmasını sağlıyor. Ondan sonra kozalaklar koşanaklar tuttu. Daha yavaş yavaş artık meyve meyve meydana getirildikten sonra yavaş yavaş aslında alt, yavaş yavaş artık potasyumlu yapraktan potasyumlu gübeleme de başlıyoruz. Neden derseniz çünkü bu fındığa baktığınız zaman aslında fındık dop dolu. Mesela normalde pazal'dan veya başka bir yerlerden fındık aldığınız zaman fındığı bir yani Salam. kırıyoruz. Kırıyoruz içi boş, içi küflenmiş, içi hastalıktan dolayı bomboş, herhangi, herhangi bir e, maddi değeri yok aslında biz burada görüyoruz. Ama buradaki fındığa, fındığa baktık böyle, ben bir 5-6 tane kırdım, içi dop dolu ve tel temiz, herhangi bir hastalık, herhangi bir zararlı hiçbir şey yok. Bu da fındığın daha iyi, daha iyi bir fiyata satılmasını sağlıyor aslında. Biz ondan sonraki uygulamalarda da yavaş yavaş artık e, fındığın içine doldurmaya çalışıyoruz ve fındığın içini doldurmak için de aslında ve diğer meyve bahçelerinde de biz genellikle... E, Tabandan, tabandan fos gülbesini kullanıyoruz aslında. Fos fındığın hemen içinin, büyüm içinin dolmasını ve bitkinin e, içinin full olmasını sağlar. Burada da ekonomik olarak da bir değer basit hem kilo basat hem de bilim alanında daha fazla verim elde etmesini sağlar. Şimdi yaptığımız bu uygulamaların aslında e, iki tarafı var. Bir, hastalıktan koruyor. İki bitkinin daha iyi, daha iyi hastalık ve hastalıklardan koruyor. İki ve bitkinin daha iyi gelişmesini sağlıyor aslında. Biz burada gördüğümüz zaman aslında bu bu e, fındıklar 6-7 yaşında. 6-7 yaşına göre bu kadar büyüklüğe gelmesinin temel sebebi aslında bitkinin ilk önce hasta olmaması. Çünkü insan metabolizması gibi aslında. E, şimdi soğuk su içtiniz veya terlediğiniz, akşam yattığınız, kapılar açık olduğu zaman ceylan yapar. O da ne yapar? Daha sonraki dönemlerde grip olursunuz. Ama bağışıklık sisteminiz ne kadar kuvvetliyse bu hastalığı daha kısa bir sürede yenebiliyorsunuz ve da hiç hastalanmadan daha iyi bir hiç hastalanmadan da bu süreci geçirebiliyorsunuz aslında. Bizim yaptığımız temel işlemlerden bir tanesi bitkinin dayanıklık mekanizmasını güçlendirip Bitkinin daha iyi gelişmesini ve hastalık karşı dayanıklı olmasını sağlıyor aslında biz burada. Yani biz diğer aslında biraz daha fındıktan bahsetmek gerekirse mesela fındık diğer e, mesela elma gibi, kiraz gibi, ceviz gibi ve diğer e, meyve bahçeleri gibi de çok fazla u, 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 uygulama istemiyor zaten aslında. Yani çünkü normalde cevize 8-9 uygulama yaparken fındıkta 4-5 yani 4-5 yani. Ya onu katmıyorum aslında içinde. Yapraktan aslında. Yani 4-5 uygulamayla bitiyor aslında. Yani 4-5 uygulama aslında yapmak Çiftçimiz de hem maddi olarak daha iyi bir seviye getirir hem de bitkisini hasta olmadan daha iyi gelişip gelecek seneye de hazırlanmasını sağlar. Bizim yaptığımız bu uygulamalar aslında hem bu seneye yönelik hem de gelecek seneye yönelik. Çünkü neden derseniz yaptığımız bu güveleme programında kalsiyum olsun, azot olsun, potasyum olsun, fosfor olsun, kükürtü olsun, bakıda olsun, iz elementer olsun bitkiye hepsini verdiğimiz için Bitki hem bu senenin mahsulünü bağlarken hem de bitki gelecek seneye de iyi bir şekilde başlıyor. Yakın biz yaklaşık, Serkan abi 1-1,5 bir, 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 ay sonra değil mi hasat? Hasat 1-1,5 ay sonra burada başlayacak. Bazı bölgeler Ağustos'un 10'u gibi başlar, bazı bölgeler Eylül'ün 10'u gibi başlar. Yani bu periyotta Eylül'ün 15'i, 10 Ağustos'ta Eylül 15 gibi. Ya yani bölgesel olarak aslında bazen değişebiliyor. Burada yapılması gereken aslında şeylerden en önemli bir tanesi hasattan sonra uygulama. Çünkü hasattan sonra uygulamayla şimdi biz bu sene bu bitkilerin meyvesini aldık. Meyvesini aldığımız zaman da bitkiyi gelecek seneye hazırlamamız lazım. Gelecek sene gelecek sene hazırlamazsak aslında istediğimiz verim ve kaliteyi alamayız. Burada yapılması gereken uygulama, Uygulamadan e, en önemlilerinden bir tanesi hasattan sonra uygulama. Hasattan sonra uygulamayı nasıl yapıyoruz? Derseniz kooperatifimizde eee kükürtümüzle fosforik omuzda ve bo, e, beysinci, ya, bol çinko bu uygulamaları yapıyoruz. Gelecek senede de bitki daha daha iyi bir şekilde hazırlayıp ve bitkinin hastalıklara karşı dayanıklı olmasını sağlıyoruz aslında. Peki teşekkür ederim. Rica ederim çok sağ olun. Evet. Şimdi tabi Reşat'a mikrofonu vermek bir ders susturmak ayrı bir ders. Evet. <laughs> Ee, Burcu Özkan yayına hoş geldin sen de. Hoş bulduk canım. Hem ziraat hem meslektaşım biliyorsunuz Köy TV'de Tarımda Başarı Akademi programında sunucusu. Ee, gerçekten tebrik ediyorum. Güzel gidiyor program evet. Arun Hoca ile beraber. Teşekkür ederiz. Meslektaş olmaya çalışıyoruz İnşallah. daha sizin sevenize gelmek Öyle için. Öyle sağ ya. Yok, bizim işe herkes yapıyor <laughs> Şimdi biraz tabi Reşat da girdi ama özellikle senin bu hastalık ve zararlarla ilgili e, neler söylesin burada. Tabi işin ilaçlama boyutu var. Bir gübrelemeyle iyice bağışıklık kuvvetlendirme boyutu var. Bir de kültürel mücadele boyutu var. Ee, neler söylersem fındıkla ilgili bu konuda. Şimdi e, yılı itibariyle en büyük problemlerden bir tanesi Külleme, fındık için külleme. Bundan başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz doğru düzgün bir kış geçirmedik. Bitkiler doğru düzgün soğuklanma ihtiyacını karşılayamadı. Ardından havalar yağışlı geçti, çok nemli ve uzun bir süreç bu şekilde geçti. Bu sene o yüzden mantarı enfeksiyonların pik yaptığı bir dönemde, bütün bitki desenlerinde. Fındık için de bunu külleme olarak adlandırıyoruz. Ee, şimdi öncelikli olarak hastalığın seyrinden ufak bir bahsedeyim. Hastalık ilk aşamada kendini yapraklarda un serpmiş gibi gösteriyor. Daha ilerleyen dönemlerde e, zuruflarda ve yapraklarda kahverengi lekeler, kurumalar erken dönemde yaprak dökülmeleri şeklinde ilerliyor. Bu hastalık dediğim gibi mantar enfekteli e, bir hastalık. Bu sebeple nem, e, onun en sevdiği ortamlardan bir tanesi. Yani ortam ne kadar nemliyse bu hastalığın seyri o kadar uzun sürer. E, i̇lk olarak şu şekilde önerilerde bulunalım. Biliyorsunuz bu dip sürgünleri vesaire e, illaki göreceksinizdir çekimlerde. Bunu temizlemek çok önemli. Hele ki bu şekilde sık bahçelerimizde. Çünkü hem bahçemiz sık hem diplerinde bu şekilde hastalığın rahatlıkla konuklayıp daha sonrasında seyrin devam edebileceği nemli ortamlar sağlıyor. Bunları temizlemek çok önemli. Otları uzun tutmamak çok önemli. Budamamız zaten burada biliyorsunuz e, bitkinin hava alması için budama çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Sonraki aşamada e, kimyasal ilaçlama. Biz Reşat Bey'in de söylediği gibi koperas ürünümüzü fındıkta eksik etmiyoruz. Amacımız bu mantar hastalıklarına karşı bağışıklık kazandırmak. Ama yetmediği ve yılın bu şekilde geçtiği dönemlerde de e, bununla ilgili ruhsatlı ilaçlarla kesinlikle mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu da e, normal şartlarda Nisan ayı gibi, Nisan başları, ortası gibi başlanır denir deriz ama e, burada çiftçimizin çok dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi artık kitaplarda yazanlardan ziyade gözümüzün gördüğüne, havanın söylediğine bakmamız şimdi şimdi gerekiyor. Değişiyor. Çok fazla değişiyor. Özellikle bu yıl bunu çok rahatlıkla gördük. E, bunu takip etmemiz gerekiyor ve hava sıcaklığı 20 dereceye yaklaştığında 15-16 santigratın üstüne geçtiğinde ve nemli olduğu dönemlerde uygulamalarımıza başlıyoruz ve hasata kadar bu uygulamalar devam ediyor. Hastalığın seyri durana kadar. Normal şartlarda ilk yapraklarda zararlar görüldüğünde deriz ama benim nacizane önerim baş edebilmek adına zarar görmeden de hava şartları göz önünde bulundurarak uygulamalara başlanmalı. E, i̇kinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Sizin de başlangıçta bahsettiğiniz kokarca, kahverengi kokarca, yeşil kokarca her iki farklı şekilde var. Bu da yine fındıkta çok büyük zararlara sebebiyet veriyor. İlk aşamada Mayıs sonları Haziran gibi yumurtalarını bırakıyor. Yaprakların alt kısımlarını yumurtalarını bırakıyor. İlk bu şekilde görebiliriz. İlk zararını fındıkta şekil bozukluğu olarak veriyor. İçinde dış kabuğuna şekil bozukluğu ve bu fındıklar ilk zarar verdiği fındıklar genelde dökülüyor. Burada zaten bir verim kaybı yaşatıyor bize. İkinci verim kaybını da şu şekilde yaşatıyor bize. İlerleyen dönemde bitkinin içinde kahverengi lekeler oluşturuyor. Asıl burada problem yaşıyoruz. Çünkü artık bitkimiz hasata geldi, satacağız, pazara sunacağız. Direkt olarak kaliteyi etkileyen unsurlardan bir tanesi. Bununla ilgili de mücadelelerimizi yapmadan önce tabii ki önerilen şu şekilde 10 Ocak'tan, örnek alınır en az bir iki ergin görüldüğünde uygulama başlar ee, ve şu an Temmuz ayındayız Temmuz Ağustos ayında da yine bunun kontrolleri ve mücadeleleri yapılmalı ihmal edilmemeli Çünkü çok bilinip de maalesef önlemi alınmıyor kontrolleri çok fazla yapılmıyor bundan sonra çok canımızı sıkacak gibi ee, Bir de son olarak isterseniz bir tane daha söyleyeyim. Çünkü bir programımız daha var. Yine konuşuruz uzun uzun. Diğer bir problem de çiftçilerimizin aslında çok ciddiye almadığı kozalak akarı. Yani karanfil olarak da adlandırıyorlar. Meyve gözlerine tomurcuklara akar zaten zararlısı giriyor. Orada şişkinlikler sebebiyet veriyor. Karanfil şeklini alıyor. Ve ilerleyen dönemlerde bu karanfil şeklini alan gözler dökülüyor. Ölüyor. O gözlerin Üst kısmındaki yaklaşık bir karış kadar uç sürgünlerde de kurumaya sebebiyet veriyor. Meyve gözlerinde kayıplara sebebiyet veriyor. Bunun da önlemini almak çok önemli. Kozalak akarını en iyi sonbaharda yapraksız dönemde ağaçta görürüz. Ve erken dönemde külleme mücadelesine başladığımız dönemde kozalak akarıyla ilgili de mücadelelere başlayalım ki meyve gözlerimizi kaybetmeyelim. Ve kısa sürede akar zararını da önüne geçelim. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir yayın oldu. Ee, bundan sonraki bölümde inşallah fındık da olacak. Tabi bu son kısımda ben fiyatlarla ilgili birkaç not almıştım onu da söyleyeyim. Ee, şu anda ortalama 1 kilogram e, kavrulmuş fındık 249 lira kilosu. Çikolata da ortalama 270-290 arası. Yani burada bir çiftçimiz 80 lira verirlerse çok şükür diyor. Yani 80-100 lira bir beklenti var. Yani şunu soruyorum, e, söylüyorum. Ya biz bir Fındık çikolatası yapamayacak kadar aciz bir ülkemiz. Yani bu fındığı alıp çikolata yapsak da 290-300 liraya ya da kavurup satsak da bu fiyatı daha fazla çiftçiden alsak olmaz mı? Bu çok zor bir şey değil. Bunu yıllardır söylüyoruz. Çok basit bir şey. Ama e, biz tamamen bir tane firma var biliyorsunuz e, Türkiye'de. Çiftçinin tamamen şeyi, fındıkçının, onun insafına kalmış, tüccarların insafına kalmış. İşte emanet olayı var sektörde. Bir sonraki bölümde belki biraz daha detaylı buna değiniriz. ya Buna da dikkat etmemiz lazım. Çiftçi her şeye rağmen üretiyor. Üretmemiz lazım çünkü memleketin hali ortada. Dolayısıyla bizim bizden kimse, bizim bizden başkaya faydamız yok. Yani birbirimize faydamız var. Bu memleket için üretmemiz lazım. Çiftçiye de sahip çıkmak lazım diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Adapazarı'ndan, Sakarya'dan. Abalı köyünden Tarımda Başarı Programı'ndan hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köy Tarımda başarının anahtarı Agrotura'ya Tarımda Başarı Programını sundu.